Aday listeleri son anda değişir mi meselesine katılır mısınız? Ben Esenyurt'a geçeceğim Mehmet Acet yoksa çünkü Esenyurt düğümü de o da önemli. CHP Esenyurt adayını değiştirdi. Bugüne bir şey bekliyor musunuz? Akşam 5'e kadar bir değişiklik, bir sürpriz? Valla şöyle, ben DEM Parti'nin yani İzmir'de, Ankara'da, başka yerlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı ben atladım. Bilmiyorum, herhangi bir açıklama yok değil yok mi şu ana kadar? Yok. DEM Parti İstanbul'da İzmir'de çıkardı ama. İzmir'de çıkardı. Hayır, yani bugün DEM için Parti. Herhangi bir açıklama yok. İzmir'den aday çıkardı mı hocam DEM Parti? Evet. DEM Parti evet, İzmir'den çıkardı. Aday çıkardı. İzmir'den aday çıkardı DEM Parti. Bugüne özel bir açıklama yok. Yeni bir, evet. Peki. Şimdi şöyle, birincisi Gülgün Hoca'nın atıf yaptığı husus, tabii bugün saat 17'ye kadar o listelerde pekala teorik olarak bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Geçmişte bazı trajikomik örnekler de var. Listeyi götürenler, listeyi taşıyanlar Yüksek Seçim Kurulu'na, oradan bir ismi çizip kendi ismini yazanlar ve o şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak girenler olmuştu. Türk siyasetinde böyle örnekler de söz konusu. Ama bugün tabii gün içerisinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti arasında sürprize açık. Yani CHP Güngören'de, Esenyurt'ta aday değiştirdi biliyorsunuz. Çok tuhaf bir sağlık gerekçesini de öne sürerek. Ama burada DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında yeni bir işbirliği, yeni bir anlaşma, özellikle İstanbul üzerinde kent uzlaşısı dedikleri DEM Parti'ye ait bir jargonla yeni bir işbirliği durumu. Mesela bir şey söyleyeceğim. Yeni bu işbirliği derken kastınız nedir? Yani hani kim ne aldı, kim ne verdi DP ile DEM arasında? Şimdi biraz kafa karıştırıcı bazı gelişmeler de söz konusu olduğu için, önce biliyorsunuz 9 Şubat'ta DEM Parti Meral Danış Beştaş'ı aday olarak ilan etti. Sonra bu tabii hani çok da düşük profili bir aday değil. Yani DEM Parti'nin, eski HDP'nin vitrininde olan bir isim Meral Danış Beştaş. Sonra dendi ki yani galiba DEM Parti bu defa işbirliği yapmayacak Cumhuriyet Halk Partisi ile. Fakat onun hemen öncesinde yine Kandil'den PKK'nın elebaşlarında Mustafa Karasu'nun da bir açıklaması gelmişti hatırlarsanız. O da ittifakla yola devam edilmesi çağrısında bulunmuştu. Sonra Başak Demirtaş geri çekildi. Ama yerine yine nispeten düşük profilde olmayan biri gelince acaba burada DEM Parti yine kendi kararında ısrar mı ediyor dedi. Ama sonra geldiğimiz noktada özellikle bu kent uzlaşısı tabirinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Yine Kandil'in DEM Parti üzerindeki etkisinin ağır bastığını görüyoruz ve bir işbirliğine, tekrar bir ittifaka, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na kazandırmaya ve DEM oylarını yeniden İmamoğlu'na kanalize etmeye dönük bir arka plan anlaşması. Sürpriz bir şekilde karşımıza çıkan Esenyurt'taki, Güngören'deki, çünkü birkaç gün önce aslında burada da yani Cumhuriyet Halk Partisi zaten adayını açıklamıştı. DEM Parti de aday çıkaracaktı. Güngören'de zaten çıkarmıştı. Dolayısıyla burada yeniden aslında başa dönüp yeniden Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti bir işbirliği kanallarını açmış gözüküyor. Burada İstanbul üzerinde bunu özellikle söylüyorum. O nedenle bugün Hülya Ökenek gün içerisinde sürpriz bir takım gelişmeler, yani saat 17'ye kadar bu çerçevede yani DEM Parti CHP işbirliğini yansıtacak bir takım yeni sürprizler özellikle İstanbul ilçelerinde söz konusu olabilir. Ben 3 gün önce CHP Parti Meclisi'nden bir isimle konuşmuştum. Yani bütün bu biliyorsunuz aday belirleme süreçleri orada şekilleniyor. Demişti ki bana bu iş yani biz artık bitti. DEM Parti ile herhangi bir görüşme, müzakere de söz konusu olmayacak. Onlar kendi yoluna, biz kendi yolumuza. Ama onun da haberdar olmadığı arka planda bir gördük ki, anladık ki bir başka bir anlaşma, başka bir müzakere yürümüş. Dediğim gibi ben bunun biraz arka planında da özellikle Ekrem İmamoğlu özelinde onu İstanbul'da
kazandırma ve DEM Parti oylarını o da kanalize etme anlamında yeni bir işbirliği yapıldı ve aslında başa dönülmüş oldu. Şu ana kadar yani DEM Parti adayının İstanbul'da bir kampanya yaptığını da görmedik. Bundan sonra yapar mı? Meral Danış Beştaş Meral Danış Beştaş böyle açıklandıktan 7-8 gün sonra biraz da böyle evet. Burada yakından evet. Takip edeceğiz. Yani böyle çok da aktif bir kampanya yapmadılar. Start aldılar ama yani aday gösterildikten sonra bir 7-8 gün sonra böyle bir tweet attı. Hatta tweetlerde de dikkat ediyorum. Daha çok Murat Kurum yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın Murat Kurum odaklı. Şimdi tabii Meral Danış Beştaş'ın ismi de böyle sıradan bir isim değil parti içinde. Sizin de dediğiniz gibi yani etkin bir isim, hukukçu, etkili ve sözcü en nihayetinde. Şimdi Meral Danış Beştaş'ın aday olması da bir taraftan bakıyorum onun okuması da yani Cumhur İttifakı'nın elinden işte Cumhuriyet Halk Partisi terörün siyasi uzantısıyla İstanbul'u almak için işbirliği yapıyor tezini almak için de o tezi almak için Meral Danış Beştaş isminin oraya konulması o anlamda önemli. Çünkü niye? Bir şeyi var, ağırlığı var yani parti nezdinde. Ama yine de Esenyurt şaşırttı tabii dediğiniz gibi. Orada bir kent ittifakı mı? Bunu öyle mi okumak lazım bilmiyorum. Gülmün Hocam ne der? Mehmet Acet'in okuduğu gibi mi okur? Bir işbirliği mi? Böyle bir alıp verme durumu mu var orada? Ne dersiniz? Şimdi dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Nedense Türkiye'de yerel ve genel seçimlerden önce Kandil'in bir mesajı geliyor. Yani bu mesaj nereden geliyor? Yani bu aslında bir illegal terör örgütü ve biz bu mesaja o zaman direkt DEM Parti'yi bağlıyorsak eğer o zaman DEM Parti de illegal bir parti midir? Bakın başka soruları sormamız gerekiyor. Yani burada bu mesajlar da nedense geldikten sonra da genelde bir kanadın yürüttüğü propaganda Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine bak bunlar yine bunlarla işbirliği yürütüyor şeklinde bir noktaya gidiyor. Ancak şunu belirtmek isterim ki bakın DEM Parti birçok yerde aday çıkardı. Tabii. İzmir'de üstelik de güçlü adaylar. Akın Birdal var mesela İzmir'de. Akın Birdal Türkan Aslan var avukat. Türkan Aslan evet. Var. İzmir'deki adaylardan. Tabii, tabii. İstanbul'da hiç de hafife alınır bir aynen, aday değil. O yüzden peki o zaman benim daha önce de başka gazete pencerede okuduğum iktidarın da DEM Parti'yi teşvik ederek siz de kendi adaylarınızı çıkarın. Eğer kazanırsanız işte size kayyum atanmayacak yönünde bazı şeyler verdiği yönünde. Ne diyelim hani ileriye yönelik commitment gibi sözler verdiği yönünde böyle şeyler de okuduk. Bütün bunlardan bağımsız olarak ben siyaseti mevcut parlamentoda, parlamentonun çatısı altındaki yasal partiler arasında her türlü işbirliği olabilir mi? Bu konuda herkesin herhangi bir tereddütü ya da şeyi var mıdır? Yok, çünkü sonuçta AKP de DEM Parti ile görüşmeler yapıyor, CHP de DEM Parti ile görüşmeler yapıyor, partiler birbiriyle görüşüyor. Şimdi Esenyurt örneğine gelecek olursak hani buradaki olası şeyleri ben partiler arasındaki görüşmeleri şuna bağlayayım önce Esenyurt'a gelmeden önce siyaset bir kazan kazan işidir. Eğer burada her iki tarafa da kazandıracak stratejiler neyse DEM Parti gerektiğinde AKP ile gerektiğinde CHP ile gerektiğinde parlamento çatısı altındaki diğer partilerle de görüşme yapıyor, yapmakta ve yapabilir de. Bunun önünde de herhangi bir engel yok, yok bildiğim kadarıyla. Evet, Esenyurt örneğine gelirsek bir kent ittifakından bahsetmişti Ekrem İmamoğlu. Aslında bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olarak da tüm Türkiye'ye de yayılmadı değil. Çünkü ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de Selçuk ilçesinde Filiz Ceritoğlu Sengel lehine İYİ Parti'den, ilçe örgütünden yüze yakın kişi istifa etti ve Filiz Hanım'a desteklerini açıkladı. Bu gibi gelişmeler yaşanıyor. Esenyurt'ta biz bir çalışma yapmıştık.
Tanju Tosun Hoca ile beraber, eşimle birlikte. Evet. Bu çalışmaya göre Esenyurt'ta belediye başkanlığını kazanmanın koşulu, bazı simülasyonlar da yaptık. 14 Mayıs seçim sonuçlarına bakıldığında DEM Parti seçmeniyle ya da o zamanki işte Yeşil Sol seçmeniyle tabanda bir işbirliğinin oluşturulmasıydı. Şimdi eğer DEM Parti orada bu şekilde aday göstermediyse, göstermediği nadir ilçelerden birisidir, muhtemelen Esenyurt'ta belediye başkanlığını CHP'nin kazanmasını istiyor olabilir. Ama ne büyükşehir örneğinde... Bu sonrasında nasıl bir algı? Mesela evet, şöyle deniyor ya hocam, sonrasında algı olarak işte şu kadar ilçe AK Parti'nin, şu kadar ilçe CHP'nin. Mesela Esenyurt'ta DEM'in algısı oluşacak herhalde, değil mi? Yani İstanbul genelinde bakıldığında. Yok, olur mu? Oluşmaz. Hayır, olursa da ne olur ayrıca yani? Tabii ki oluşsun, ne olacak yani, yasal bir parti en nihayetinde. Ama CHP çatısı altında. Ben ama siyaset... bakın, yerel seçimlerde herhangi bir ittifak ya da işbirliği gibi yasal olarak genel seçimlerde olduğu gibi bir şey yapılması, protokol yapılması mümkün değil. Bunun yerine işte CHP, AKP ile MHP arasında olduğu gibi bazı yerlerde MHP'nin aday göstermesi, AKP'nin göstermemesi, bazı yerlerde AKP'nin gösterdiği yerlerde de MHP'nin aday göstermemesi şeklindeki bir tavır söz konusu olabilir. Aynen. Bu da partilerin kendi içsel, diyorum ya, kendi içsel yönetim, MYK her neyse, üst yönetim, bunların alacağı kararlarla belirlenir. Ha, pazarlık olur mu? İki parti arasında görüşmeler yapılır mı? Yapılabilir. Bakın tekrar söylüyorum, ikisi de yasal partiler. Tabanda görüşmeler yapılırsa nerede olur? İşte belediye meclis üyelikleri konusunda olur. Evet. Hani belediye başkanlığında destek verilir. Hı hı. Belediye meclis üyeliklerinde de oyları oranında belki de işbirliği, belediye meclis üyeliği anlamında bir işbirliği yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunun önü açık. Tüm partiler için açık. Çünkü biliyoruz ki yeniden Refah Partisi de birçok yerde kendi belediye başkanı adayını çıkardığında iktidar partisi AKP ile de görüşmeleri olmuştu. Biz adayımızı mı çekelim, kim çeksin, ne yapalım gibisinden. Bazı göstermediği yerler için de, benim şu anda aklımda yok ama hani spesifik bir yer yok ama benzer çalışmalar, bu partiler arasında da görüşmeler yapılmış evet, olabilir. Mehmet Acet, Kent İttifakı ile ilgili ben size bir soru sorabilir miyim? O da şundan tabii dolayı soruyorum. Yani biraz da böyle açmanızı, şu açıdan isteyeceğim. Sizin baktığınız cepheden nasıl gözüküyor? Şimdi İmamoğlu'nun böyle şehir ölçeğinde söylediği Kent İttifakı'nı aslında Özgür Özel de büyütüyor. Türkiye ölçeğine yayıyor. Ya sizce, soru şu. Yani hem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in açıklamalarından ben anladığım şu. Ya bir dakika Allah aşkına, yani 2019'da biz bir seçim yaşadık. 2019'daki bizim seçmen olduğu gibi yerinde duruyor ya. Yani liderler başka şeyler söyleyebilirler. Her parti kendi adayını çıkartabilir. Tamam, duruyor. Yani inandıkları mevzu bu. 2019'daki seçmen hala aynı yerinde mi sizce? Muhalefet açısından. Şimdi soruna cevap vereceğim müdahalenek ama önce bir önceki konuyla ilgili birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tabii ki DEM Parti şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen, HDP'nin devamı olan, oy alarak seçimlere katılıp işte en son Mayıs, 14 Mayıs'ta meclise girmiş bir parti. Her partinin kendi tercihleri vardır. Bu da tamam. Bu anlamda da bir problem yok. Ama problem şu: burada Kandil'in gölgesi DEM Parti üzerine düştüğü zaman burada ortaya çıkan tablo bütün ülkeyi ilgilendirir. Çünkü DEM Parti teröre, şiddete, PKK'ya, Kandil'e mesafe koyabilmiş bir parti değil. Buna mış gibi yaptı aslında. Demin biraz önce o hususa girmiştim. Beral Danış Beştaş'ın aday ilan edilmesiyle birlikte aslında orada da partinin İşte önde gelen bazı isimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi ile araya mesafe koyma adına böyle bir girişimde bulunduklarını, işte Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi bir takım isimlerin telkinleri etkili olmuştu bu anlamda. Hı. Ama ne oldu? Mustafa Karasu çıktı, bir açıklama yaptı ve dedi ki ittifakla devam edilmeli. Şimdi böyle olunca mesele
mecliste temsil edilen partilerin tercihlerinin ötesine geçiyor ve bu bir memleket meselesi haline dönüşüyor. Yani Mayıs seçimlerine, 14-28 Mayıs seçimlerine gidilirken de PKK aktif bir seçim kampanyası yürütmüştü. Her gün Kandil'den neredeyse canlı yayınlarla Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalışmışlardı. Ve en sonunda da artık şu cümleyi kurmaya başlamıştık. Yani PKK demek ki bu kadar önem verdiğine göre 14 Mayıs seçimlerini kendi 40 yıllık ayrılıkçı ajandasını hayata geçirmek için bir fırsat, bir şans olarak görüyor diye. Dolayısıyla şimdi bu pencereden baktığımızda yeni gelinen bu durum, yani İstanbul üzerinde kent uzlaşısı, ki bu tabir de tekrar hatırlatayım, Aralık 2023'te bir DEM Partili MYK üyesi tarafından ilk defa gündeme getirilmişti. Daha önce bir tutum belgesi diye bir tabir yine HDP jargonunda karşımıza çıkmıştı. O ifadeyi de yine Özgür Özel hatırlayalım. Bir tutum belgesi açıklamıştı kurultaya giderken. Başta bu ifadenin, bu kavramın sahibi de CHP değil, DEM Parti. Onun altını bir defa çizelim. Kent uzlaşısı tabirinden söz ediyorum. Ne oldu? Burada yine yani DEM Parti'nin İstanbul'da, yani tuhaf bir durum ortaya çıktı. Bir taraftan İstanbul'da büyük şehirde bir aday çıkartıyor, bir taraftan ona oy isteyecek, eğer isteyeceklerse. Yani şu mu Mehmet Acet, sizdeyim, daha net anlaşılsın diye efendim. Yani al sen Esenyurt'u, ver bana İstanbul'u. İşte ben biraz ona doğru zaten. Net bu mu? Yani hani anlaşılır dilde, daha net. Yani al Esenyurt'u, al Esenyurt senin, İstanbul'da ilçe olarak, demografik olarak da orada şey, yani Kürt kimliği açısından söylüyorum. Daha böyle al Esenyurt'u, ver İstanbul'u. Ya bu mu, yani hani anlaşma bu mu diyorsunuz? Şöyle. O zaman Meral Danış Beştaş'ı nereye oturtacağız? Ağırlığı olan işte bir isim. Ben de onu soruyorum. Yani bir çelişkili bir durum burada söz konusu. Yani şöyle olduğu anlaşılıyor. DEM Parti bir hür ve müstakil, hani bu tabir çok popüler olduğu için kullanıyorum, İYİ Parti'nin yaptığı gibi, hür ve müstakil davranma adına bir hamle yapmak istedi, bir atak yapmak istedi. Bu atağı da yaptı ama Kandil'in hamlesiyle bu atak kadük kaldı. Benim gördüğüm bu. Yani şimdi burada bir taraftan büyük şehire aday çıkartıyorsunuz, bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Bunun arkasını dolduracak açıklamalar yapıyorsunuz, niçin bunu, bu tercihi yaptığınızı. Sonra dönüyor dolaşıyor tekrar bir önceki ittifak formülasyonuna uygun bir trafik yürüyor. CHP için de burada demin bir atıfta bulundum, bir üç gün önce konuştum parti meclisi. Evet. Burada çok gizli kapaklı, yani arka planda yürüyen bir pazarlık olmuş belli ki. Hı hı. Ama gelinen nokta itibariyle ben tabii ki partilerin kendi tercihleridir oradan baktığımız zaman, ama burada problemli olan mesele DEM Parti üzerinde Kandil vesayetinin tekrar denkleme girmesi ve bunun İstanbul'da yeni bir işbirliği alanı açması. Bunun ürettiği bir problematikle karşı karşıyayız şu anda. Burada da şu olacak, yani ilçeler üzerinden işte burada da zaten DEM Parti aday çıkarmadı, enteresan bir şey oldu. DEM Parti görüşlerini destekleyen bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni adayı olarak Esenyurt'ta ilan edildi. Eski aday sağlık sorunlarıyla gerekçe gösterilerek geri çekildi. Dolayısıyla burada tekrar, yani o potaya geri dönmüş oldu. DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında özellikle İstanbul özelinde bir stratejik ittifak ilişkisine geri dönülmüş oldu. Bunu elbette seçmen takdir edecek. İstanbul seçmeni. Bakın seçmen buna ne diyecek, değil mi? Öbür şeyle alakalı olarak da yani bu konuda bir tabii kanıt, bir delil olması gerekir. Yani böyle peşin baştan AK Parti'nin işte siz burada aday çıkartın, biz de sonra kayyım atamayacağız gibi. Bu böyle bir, hani olsa olsa böyle olmuştur yakıştırmasından ibaret. Çünkü bu böyle, yani o kayyum meselesi yine terörle alakalı bir mesele. Yani 2014 sonrası HDP'li belediyelerin bir istasyon misyonuyla hareket etmesi, işte gençlik örgütlerinin, kadın örgütlerinin Kandil'e militan taşıması. Peki. İle bunların bu tespitlerle işte kimse böyle bir açıklama yapmadı zaten. Tabii. O hendeki bu çukurların kazılmasında oynadığı roller vesaire. Evet. Şimdi burada da DEM Parti teröre ve şiddete mesafe koyarsa veya kazandığı belediyelerde o belediyeler
PKK ile ilişkisinde mesafeli bir ilişki yürütürse tekrar kayyum uygulaması olmaz. Olmaması da aslında doğru olan odur. Yani demokratik toplumlarda, demokratik ülkelerde esas olan seçmenin tercihidir. Çoğunlukla kim daha fazla oy aldıysa o yönetir o şehri. Olmaması esastır. Keşke olmasın. Keşke olmasaydı. Ama burada tabii meselenin içine terör meselesi girince, şiddet girince, bakın hiç başka bir şey artık tabii. Bu konuda bir tahammül kalmadı. Yani İspanya'da Batasuna biliyorsunuz terör demediği için kapatıldı. İsterseniz Venedik kriterlerine bakın. Burada hangi hukuki metin teröre, şiddete prim veriyor? Yani bunu böyle biz hani gelişmiş ülkeleri referans olarak eğer konuşacaksak burada da böyle bir durum söz konusu. Ama buradan yola çıkarak dediğim gibi yani olsa olsa böyle olmuştur. İşte DEM Parti aday çıkardıysa arka planda mutlaka AK Parti'yle bir anlaşma yapmışlardır şeklindeki görüşler kanıtlanması gereken. Evet görüşler. Ama zaten yani bu sadece bir algı. Eğer böyle olursa böyle mi olur? Görüşler. Algısıydı. Zaten kimse hiçbir yetkili ağız böyle bir açıklama yapmadı. Yapmaz da zaten. Bu bir hani algıydı. Ben Mehmet Hacı çok teşekkür ediyorum size. Kanal Y'de Ankara temsilcisi Profesör Doktor Gülgün Erdoğan Tosun'a da çok teşekkür ediyorum efendim. Siyaset bilimci kendisi.